Size bahsettiğim o ev taşıma döneminde, ev taşıma blokları başladı. Yarın bu saatlerde bu evden taşınmış olacağız. Bu evde, yani yeni evimde gerçekleştiriyorum. Neredeyiz? Eski evindeyiz. Nereden çıktı bu ev? Evini hale getirdim size. So bring it on. Nothing can stand in my way. I'm going hard. Living like it's my last day. If there's a mountain, I'm gonna climb it. And I'ma never come down. So bring it on. Herkese merhabalar. Sonunda beklediğiniz yeni ev turu videosuyla karşınızdayım. Eminim ki bu videoyu beni tanımayanlar da izleyecek. O yüzden kendim hakkında şöyle minicik bir özet geçeceğim. Ben Damla. Yaklaşık 6-7 yıldır YouTube'da içerik üretiyorum. Sık sık taşınıyorum, sık sık yeni ev videoları paylaşıyorum. Bu ise benim kendime ait olan bir ev. O yüzden duvarlar yıkıldı, evin şekli değiştirildi, her şey baştan yapıldı. Bu evin turunu daha da bir keyifle yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce biraz ev hakkında bilgi vermem gerekirse şu anda Sarıyer'deyiz. Böyle butik bir sitenin çatı katı dubleksindeyiz. Burası 3,5 artı bir daireydi ilk geldiğimizde. Fakat dediğim gibi biz bunu komple değiştirdik. Şu anda hemen hemen büyük iki oda göreceksiniz. Buraya neden taşındığımı da çok soran var. Çünkü ben bayağı kaosun, trafiğin içinde olan semtlerde yaşadım. Hep hala da çok seviyorum o tarz bölgeleri ama hem deprem korkusu yüzünden hem de biraz daha o sakinliği aradığım için olabilir. Buraya geldiğimden beri kesinlikle bütün aslında gün içindeki aktivitelerim bile değişti. Burada daha böyle bir sakin, daha bir huzurlu kalkıyorum. Bu da bana iyi geldi, doğru söylemek gerekirse. Şimdi bence ilk evin en sevdiğim köşesiyle başlayalım. Çünkü burayı yapmaktan da, burada bulunmaktan da çok keyif alıyorum. Hemen bu köşeye geçiyoruz. Çok uzun zamandır, yani belki de yıllardır traverten bir masa hayalim vardı. Onu bu evde uygulamak istedim. Bu arada eve ilk geldiğimizde aslında manzaradan çok etkilendik ve bu alanı kapatmak istemedik. Yani gerek koltukla, gerek büyük kalabalık bir masayla. O yüzden bu alanı bu şekilde değerlendirelim dedik. Bir bench, 3 tane de sandalye kullandık. Masa, abajur, avize, üzerindeki dekorasyon ürünleri hepsi aslında bu temaya uygun diye düşünüyorum. Bakalım siz ne düşüneceksiniz ama bunu komple aslında Pinterest'ten kopyaladım diyebiliriz. Pinterest'te bir fotoğraf gördüm ve eve çok yakıştırdım. O yüzden dedim ki aynısını bence yapalım. Hiç riske atmayalım. Tabii ki bu evde bu arada bir mimarla çalıştık. Onların hepsinden bahsedeceğim. Ama ben mimarımıza masayı da sandalyeleri de gösterdim. Kendisi aynı zamanda mobilya üretimi de yaptığı için benim tam istediğim şeyi çıkarttı. Dediğim gibi evin en bana böyle görsel olarak hitap eden köşelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bazen yemek yeniyor, bazen oyun oynanıyor, bazen bir çalışma masası olarak kullanılıyor. Ama bilmiyorum ne düşüneceksiniz. Bence gerçekten eve böyle farklı hava katan alanlardan bir tanesi burası. Şimdi ben Pinterest'ten kopyaladım dedim. Bu cümleyi benden sık sık duyacaksınız. Çünkü kesinlikle bence hepimizin hayatında bir yeri var Pinterest'ten görüp uyguladığımız dekorasyon olabilir, kombin olabilir.
tam arkamda gördüğünüz bar alanında buna dahil. Bu evde duvarı gördüğüm zaman hani buranın boş ve sıkıcı kalmasını istemedim. Ya bir kahve köşesi ya da bir bar olarak değerlendirelim istedim. Önceki evlerimde hep vitrinde kitaplıklar vardı ve o evi biraz karışık gösteriyor diye. Bu sefer buraya böyle bir şey hazırlattık. Bence aslında tam olarak bu duvara giydirilmiş bir şekilde oldu. Yani böyle değildi tabii ki, eski halleri zaten inanılmaz. Ama bu buraya gerçekten çok cuk sığdı derler ya. Cuk sığdı ve güzel gözüktü. Aşağıya şeylerimizi koyduk. Küçük bir raf yapıldı buraya. Tamamen dekorasyon amaçlı. Üzerini doldurmayı düşünmüyoruz. Benim en sevdiğim alan ise bu şarap standlığı oldu. Bu da yine Pinterest'ten gördüğüm bir şey. Ama biz bunu biraz daha değiştirdik. Yaklaşık işte 8-9 şişe asabileceğiniz şişeleri değiştirebilirsiniz. Evin renklerine göre koyabilirsiniz. Ben bunu gördüğümde artık ev kiminse bilmiyorum. O mesela tamamen turuncu şişelerle yapmıştı ve gayet güzel gözüküyordu. Ben de ev tonlarına uysun diye bej renkleri kullandım burada. Burası ve aslında yemek masası bence birbirini çok güzel tamamladı. Normalde mesela bu duvar kağıdını yaptığımızda biraz eleştiri aldık. Hani evi karanlıklara boğmayın, bu kadar siyah yapmayın diye, ama ben işte bej, siyah, beyaz uyumunu yakalamak istedim evde. Evin diğer yerlerinde de siyah detayları göreceksiniz. Bu klimayı Uğur sipariş etti ama boyutunu yanlış ölçerek sipariş etmiş. Bu da evin aslında tam bu alanına gelince eve girişte çok göz yoruyordu. Bu siyah duvar kağıdını kullanmamızın bir sebebi de bu. Bence bu şekilde şimdi daha içinde kaybolur, daha böyle dengeli bir görüntü oldu. Bu arada bilmiyorum fark ettiniz mi? Çok fazla led ışıklar var evde. Aslında tavan ışıklarını hiç açmıyoruz bile denebilir. Diğer odalarda ve üst katta da göreceksiniz. Hem bu arada tavan değil, yer aydınlatmaları daha trendmiş bu sene, aklınızda olsun. Hem de bence eve daha güzel bir atmosfer katıyor. Her rafın altında, yerlerde led aydınlatmalarımız var. O yüzden onlar da bence yine güzel bir hava katıyor eve. Şimdi sizi salona davet ediyorum. Koltuğun hemen arkasındaki dolapla başlamak istiyorum burada. Ben inanılmaz bir Sims oynayıcısıyım. Yani hala oynuyorum zaman buldukça. Ve Sims'te yaptığım her evin koltuğunun arkasına mutlaka bir böyle dresuar, dolap gibi bir şey koyardım. Kendi evimde de bunu yapmayı çok istedim. Alanım kısıtlı gördüğünüz için, burası çok büyük bir ev değil ama yine de bunu burada da gerçekleştirdim diyebiliriz. Yine belki beni takip edenler bilecektir. Bundan önceki tüm evlerimde mutlaka bir turuncu dokunuşu vardı. İki önceki evimde turuncu bir koltuğum vardı. Yani evde turuncunun olması bana gerçekten iyi geliyor. O yüzden bu alanda da turuncu objeler ve turuncu kitaplarımı kullandım ki o enerjiyi yine kaybetmeyeyim. Çok da enerjiye inanan bir insan değilim ama turuncunun bana verdiği gerçekten bir neşe var. O yüzden burada bunu kullandım. Yine evin diğer köşelerinde de göreceksiniz. Liseden beri okuduğum tüm kitapları da evin belli yerlerine yerleştirdim. Bir kitaplık yapamadık burada yerimiz müsait olmadığı için. Ama kitaplarımı böyle yerleştirerek yine onları görebileceğim yerlerde tuttum. Bunun hemen arkasında ise koltuğumuz var. Çok tartışmalara yol açan bir koltuk bu. İki defa değişti. İki defa gitti geldi. İlk seçtiğimiz koltuk bence muhteşemdi. Bununla ilgili bir blogum var ve inanılmaz yorum gelmişti. Beni haksız bulmuştu herkes. O koltuk bu evin tam şekline uymayınca onu gönderdik. Bu arada evde gördüğünüz birçok şeyi arkadaşlar açıklama kutusunda da hangi markaya ait olduğunu, nereden olduğunu yazıyor olacağım. Şimdi geçelim koltuğa. Hazır İdo da buradayken koltuğu beraber anlatalım. Dünyanın en rahat koltuğu olabilir. İyi ki Uğur ve Mehmet Bey'i dinlemişim burada. Çünkü oturunca kalkasınız gelmiyor, bu bir. İkincisi, bu evde 4 tane kedi yaşıyor bizle beraber. Onlar açısından da çok doğru bir kumaş tercihi oldu bu. Pitilli kadife kumaş diye geçiyor. Asla çizemiyorlar, tırmalayamıyorlar. O yüzden aklınızda olsun. Kedileriniz varsa bu tarz kumaşlar tercih edebilirsiniz. Çok sert bakıyor bana şu an. Evin tabii ki metrekaresinden de kaynaklanıyor. Öyle çok büyük bir koltuk modeli seçemedik buraya.
Zaten yine anlatacağım ama işte duvarlar kırıldı diye bahsetmiştim ya. Koltuğun buraya güzelce yakışabilmesi için yaptığımız şeylerden bir tanesi de hemen şu an kameranın arkasında olan duvarı yarılamaktı. Yani bir nereden baksanız yarısı belki de kırıldı orada. Burası iyice otursun diye. Bu şekildeki hali de bence gayet güzel oldu dediğim gibi. Bir köşe tamamen dinlenme oturma köşesi, çalışma ve yemek yeme köşesi. Salonda yani evin kapısından girdiğiniz anda ilk gördüğünüz alanlar bunlar. O yüzden burası da içime sindi diyebiliriz. Yani siz de bu arada önceki koltuğu hiç beğenmemişsiniz. Beğendiniz, buraya olmadı demiştiniz. Umarım bakalım bu sefer bunu beğenirsiniz. İdo, İdo. Bu arada buradaki avizelerden de bahsedelim. Arkadaki avize, buradaki avize, evdeki tüm avizeler Şişhane'den arkadaşlar. Yaklaşık 2 günümü ayırdım. Bir tanesinde annemle, bir tanesinde Uğur'la beraber gittik ve evdeki avizeleri seçtik. Çok kolay oldu dediğim gibi hepsinin markasını aşağıda bulabileceksiniz. Özellikle travertene uyumu, siyah mobilyalara uyumu bence nefis oldu. Hep bana şey soruları geliyor, ev neden bu kadar uzun sürdü? Ev biraz da benim kararsızlığım yüzünden bu kadar uzun sürmüş olabilir. İtiraf edeyim. Burada da yine sağımda, solumda, karşımda her yerde LED ışıklar var. Dediğim gibi tavanları çok açmıyoruz. Akşam buranın görüntüsü muhteşem olacak ki onu da birazdan izleyeceksiniz. Şimdi kalkıyorum, devam edelim. Evde bence sehpa seçimi çok zor bir şey. Yani ya çok güzel bir model almanız gerekiyor, salona uyacak mı? Ya da bilmiyorum yani farklı bir şey almanız gerekiyor, yine salona uyacak mı? Ben o kararı veremedim işte. O yüzden görebileceğiniz en risksiz ve basit modeli seçtim diyebilirim. Sadece bunun gerçekten çok güzel bir özelliği var, onu göstermek istiyorum. Tam burada gizli bir çekmecemiz var. İçerisi bizim tamamen abur cuburlarımız alın. Burası benim elimin altında olan, çok kullandığım ürünlerle dolu bir çekmece oldu. Onu çok sevdim. Şimdi ben böyle geçiyorum. Bu tarafı biraz anlatacağım size. Aslında yine vlogları izleyenler, Instagram'daki tadilat serisini izleyenler görmüştür. İlk yapıldığında meşe rengiydi. Çünkü bende öyle bir karmaşa oldu. Ev meşe tonlarında mı olsa yoksa işte siyahlar mı hakim olsa diye. Meşe yaptığımız halini beğenmedim. Sizin de yorumlarınız yine biraz olumsuzdu. Hani biraz daha böyle vintage buldunuz ve eve uyduramadınız. Aynı fikirdeydik. O yüzden biz bunu çıkarttırdık, geri gönderdik. Siyaha boyandı, geri geldi. Şu anki hali bence çok güzel. Böyle hani mermer bir tık demode gelebilir ama bilmiyorum. Yine akşam ışıklarında falan çok güzel gözüküyor burası. Şimdi bu dekore ettiğimiz alana bakalım. Göz yormaması açısından olabildiğince az ürün kullandık burada. Beğendiğim şeyleri direkt kombinledim burada. Birkaç tane çerçevemiz var. Az önce doldurduk. Çünkü yani en son onlar kalmıştı ve hala içine fotoğraf bulamamıştım. Ya bulamamıştım değil, bastıramamıştım. Burada işte birkaç tane fotoğrafımızı kullandık Uğur'la. Normalde ailemin falan da olduğu fotoğraflar var. Onları da daha sonra yerleştireceğim. Şimdi gelelim daha böyle can alıcı kısma. Yaklaşık 2 hafta önce falan, belki daha fazla, bir galeriye gittim tablo almak için ki aldım da. Tabloları tam yine ters açıda duvara astık. Biraz daha new tablolardı böyle ve paylaştığım an ben zannediyorum ki çok beğeneceksiniz falan, herkes çok sevecek. Yani ben çok severek aldım çünkü bir sürü mesaj geldi bana. Yani batıl inanç temalı. İşte evde ya, o şekilde tablolar yalnızlığı çağrıştırır, sizi depresyona sürükler, yalnızlığa sürükler diye. İlk etapta dedim ki ya böyle bir şey olamaz, sonuçta bir sürü insan evine asıyor. Sonra beni nasıl etkilediyseniz arkadaşlar, onları oradan çıkarttım. Ya ve gerçekten bir sanatçının eseriydi onlar. Onları oradan çıkarttım. Daha görünmeyen bir yerdeler şu anda. Oraya da gideceğiz beraber. Bu ise çok hazır. Bence bana kalırsa pek de bir anlam ifade, pek de değil yani hiçbir anlam ifade etmeyen ama renklerle uyan bir şey. O yüzden bunu kullandık burada. Bu duvar çıtalamaları falan ben çok istiyordum. Çıta mı, çıta mı? Çıta. Çıta. Çıta ya, çıta ne be? Duvar çıtalamaları çok istiyordum. Yine bence duvar dekorasyonu eve çok güzel bir hava katıyor. Burada bu tablonun içinde bunu kullandık. Ben de, beni tanıyanlar bilir ki, bir renk takıntısı var. Genelde üzerimde mesela 3'ten fazla renk bulundurmam. Kombinlerim de öyledir. Şu an görüyorsunuz. O yüzden evde de bunu yaptım. Uğur'u da ikna ettim. Uğur da sade ve göz yormayan şeylerden yana olduğu için bunu burayı bu şekilde yaptık. Yavaştan sizi evin geri kalanına davet ediyorum. Geldik mutfağa. Aslında önce şunu söylemem lazım. Mutfak
mutfağın tam olarak arkasında bir oda yaptık biz. O yüzden mutfağı böyle öne taşımamız gerekti ki bence daha güzel. Tam buradaki açımı söylüyorum size. Televizyon ve yemek masası. Hep bir Amerikan mutfak takıntım, sevdam vardı zaten. O yüzden bu evde de aynen böyle olmasını istedik. Belki burada biz sizi renk şaşırtabilir. Çünkü mutfağı bembeyaz kullandık. Bu hem annemin tavsiyesiydi hem de Uğur'un bir isteğiydi. Çünkü Uğur benden daha çok vakit geçiyor mutfakta. Mutfakta çok fazla çekim yapıyor. O yüzden de gördüğünüz gibi çok aydınlık bir mutfak burası. Tepede spotlar var. Yine her taraf ledlerle çevrili. Aynı zamanda işte tertemiz bir görüntü de olsun diye bu şekilde dolaplar ve bu şekilde tonlar seçtik aslında mutfağın her alanında. İlk etapta yaptırdığımızda sadece bu gördüğünüz L mi diyelim? Küçük U köşemiz vardı. Sonra baktık ki sığamıyoruz. Hemen bu tarafındaki minik barı yaptık yine aynı şekilde. Burada mesela içlerinde bakliyatlar ve kavanozlar var genel olarak. Üste de işte yine tost makinesi, ekmek kızartma makinesi. Onun gibi elimizin altında olmasını istediğimiz ürünleri koyduk. Şimdi böyle arkaya doğru geçeceğim. Özellikle Dummy Home ürünlerini şimdi üst tarafta görüyorsunuz. Oraları yeni yaptırdık. Cam çerçevelerin içerisinde hem günlük kullandığımız tabak setleri var hem de Dummy Home'un kupaları ve tabakları var. Bu alan tamamen buna ayrıldı. Yine o siyah detayları fark ediyorsunuz. Kuplar siyah, musluk siyah, işte burada kullandığımız yine beyaz ev aletleri mi bunlar? Bunlar hep ankastre. Ankastre. Hep onu karıştırıyorum. Beyaz ve ankastre. Ankastre ev aletlerimiz. İşte ocak, fırın, mikrodalga siyah seçildi. Gerçi zaten başka renk yok diye biliyorum. Var mı? Ocağın hiç beyazını gördün mü? Gördüm, evet var. Ama biz siyah seçtik, doğru. Şunu da göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben tezgahın üzerinde bir şeyler görmek istemediğim için buraya fırça ve bulaşık süngerini gizledim. Harika bir olay bu arada bu. Bayağı bunu online sipariş ettim, aldım. Ufacık bir tutacak şu. Bu da hareket eden, böyle çıkan musluklu. Çok güzel göstereyim hatta size. Buraya basarsanız böyle tüm ev yerinin içini temizleyebiliyorsunuz. Bunlar güzel seçimlerdi. Zaten olay o. Her şey çok sade olabilir ama işinize yarayacak malzemeler seçtiğiniz zaman ya bence çok daha rahat ediyorsunuz. Bence yavaştan mutfaktan çıkalım. Hem size buranın arkasında ne yaptığımızı göstereyim. Hem diğer banyoyu göstereyim, koridoru, hepsini göstereyim. Şimdi holdeyiz. Hemen yan tarafı mutfakta. Şunun arkasında mutfak dolapları var, yani öyle hayal edebilirsiniz. Biz eve ilk geldiğimizde merdivenin yönü tam tersiydi. Merdiven bir anda buradaydı ama böyle hoş olmayan bir çıkışı vardı. O yüzden biz ilk önce yönü değiştirerek başladık. Buraya da merdivenin altına ayakkabı dolabı yaptırdık. Aslında bence yine temiz ve düzenli göstermek için yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi. Mesela ayakkabı dolabını da ikiye böldük. Burada bizim günlük ayakkabılarımız var. İşte bunlar Uğur'un ayakkabıları mesela. Ona yatay bir şekilde yaptırdık çünkü 45 numara ayakları galiba ya da 46 sığmadı. Biz de ona böyle şekilde bir çözüm bulduk. Burada da benim kendi günlük ayakkabılarım var. Sneakerlar, sporda giydiğim ayakkabılar. 3-6 tam 9 çift sığdırmışız mesela. Ki çok çok bence mantıklı oldu bu alanı böyle kullanmak. Burada ev terlikleri var. Onun dışında da size şurayı göstermek istiyorum. Genelde merdiven altlarını çok iyi değerlendiren tasarımlar görürüz. Bizim o kadar yerimiz yoktu. Biz de o yüzden bir 3 raflı bir de bir çekmeceli alan yaptırdık. Bunun içerisine aslında markalardan gelen ürünleri saklamayı düşünmüştük ama sığmadı. O yüzden biz burayı evin eşyalarıyla doldurduk. Yani yedek ampul var mesela, o tarz ürünler. Burada da mesela çöp poşetleri var. Bu alanı böyle değerlendirdik dediğim gibi. Şimdi bir banyoya bakalım, sonra da misafir odasına gideceğiz. Yani şu iki kapı. Şimdi size alt kattaki banyoya götürüyorum. Bu alan aslında misafirlerimiz, arkadaşlarımız için hazırlanmış bir banyo. Zaten girer girmez iki tane lavabo, iki tane ayna karşılıyor bizi. Önce şunu söyleyeyim size. Evdeki iki banyoyu da Decoverse ekibi yaptı. Benim beğendiğim, bulduğum modelleri attım. Onlar direkt bu banyolara göre uyarladı. O yüzden çok ama çok memnun kaldım. Evde çok fazla Pinterest esintisi göreceksiniz demiştim. Bu aynalar Pinterest'te başka bir banyodan ilham alarak yaptırdığım aynalar. İki tane evi kullanmamızın sebebini de açıklayacağım.
açıklıyorum hemen. Uğur'la beraber cilt bakım çekimlerimiz olduğu zaman burayı çok rahat kullanırız diye düşündük ki şu an beni rahat izliyorsunuz. O yüzden demek ki işe yaramış. Çok fazla depolama alanımız var. Ondan bahsetmek istiyorum. Hemen arkamdaki dolap aslında yine markalardan gelenlerin konulduğu, saklandığı yer. Bu alttakiler aynı şekilde. Onun da altındakiler aynı şekilde. Bir sürü kutu, bir sürü organizer var bu banyoda. Dediğim gibi hem çekimler için hem gelen ürünleri saklamak için muhteşem bir alanımız oldu burada. Salondayken size bir sanat eseri aldık ve batıl inançlı çok yorum geldi demiştim ya. Biz o tabloları gelip buraya astık ki hani banyoda tablo olmaz diye düşünenleriniz olabilir. Kesinlikle çok güzel durdu. Buraya da farklı bir hava kattı. O yüzden o görüntüyü ben çok beğendim. En ama en çok eleştiri aldığım konu siyah işte klozet seçmem, musluk seçmemdi. Çünkü herkes beni uyardı. Çok fazla kireç izi göreceksin diye. Bilmiyorum sarı yerden mi kaynaklanıyor. Şu ana kadar hiç bu problemi yaşamadım. Hiçbir kireç izi yok. Çok rahat kullanılıyor, çok rahat temizleniyor. O yüzden ben memnun kaldım diyebilirim. Normalde evin burası bir banyo yoktu. Daha önceki yapılı, yani daha önce mimarın, mühendisin yaptığı şey incecik bir lavaboydu. Sadece klozet ve musluktan oluşan. İşte biz bu odaları bölerek aslında daha büyük bir banyoyla daha büyük bir misafir odası çıkartmış olduk ortaya. Hemen duşakabini de göstereyim. Size boyutunu gayet böyle uygulamalı göstereceğim. Duşakabine bakın. Yani keşke bunu kendi banyomuza yapsaydık bu arada. Biz burada bunu değerlendirdik. Bunlar da hep Dekoverse gibi tarafından yapıldı. Bunlara ne deniyordu? Şelale yok. Yağmur. Yağmur damlalı. Hayır öyle bir şey denmiyordu. Atma. Yani o işte. Foşur foşur. O da olur. Bunlar hep bu alana özel yapıldı. Çok güzel gözüküyor. Daha hiç kullanılmadı arkadaşlar. Bir defa bile kullanılmadı. Kimse duş almadı henüz burada. İnşallah misafirlerimiz geldikçe onlara diyeceğiz ki duş servisimiz var. Buradan çıkıyorum. Hemen benim yanımda çok güzel bir dolap alanımız var. Orayı göstereceğim. Banyoda en sevdiğim yer bu saklama alanımız, dolabımız aslında bizim. Markadan ürün geldiği zaman direkt açıp mesela burada yerine yerleştiriyorum. Ve ben bunları tek tek ellerimle biraz dağılmış arkadaşlar. Kategorilerine ayırdım. Uğur'un tıraş ürünleri de var, işte cilt bakım ürünleri de var, şampuanlar ve duş jelleri de var. Yani açılmamış ürünlerin %99'u burada. Tabii ki benim üst katta makyaj odamda da göreceksiniz. Orada da makyaj ürünleri var ama bu olay beni hem daha fazla düzene de teşvik etti. Diyorum ya, kargoyu açıyorum, gelip hemen yerleştiriyorum. Çekim olduğu zaman ürünlerimi buradan alıyorum gibi gibi. Yani bütün her şeyi burada saklayabiliyoruz arkadaşlar. En çok kullandıklarımı yukarıda göreceksiniz ama eğer yeriniz varsa banyonuza dolap kesinlikle yaptırın derim. Her şeyi ortadan kaldırıyor. Tertemize gözüküyor. Az önce söylemiştim ya burası aslında bir odaydı, banyo değildi diye. İşte ondan bize kalan bu. Bir bildiğiniz kocaman bir pencere var. Biz bunu kapatmak, engellemek istemedik aslında. Sadece çünkü hala gün ışığını alabiliyoruz burada. Sadece bunu buzlu cama çevirdik dışarıdan gözükmesin diye. Üstüne de blackout dedikleri bu store perdeden yaptık. Çok güzel. Havalandırmak isterseniz buyurun. Karşı komşuyla denk gelebilirsiniz ama havalanır. Ve dediğim gibi hani hem ışıktan yararlanabiliyoruz hem de dışarının bizi görmesini engellemiş oluyoruz. Buraya bulduğumuz çözüm de buydu. Burası bu şekilde arkadaşlar. Devam edebiliriz turumuza. Bu katta son olarak size bu sonradan yaptığımız misafir ve oyun odasını göstermek istiyorum. Ben buraya böyle iki isim taktım çünkü Uğur geceleri burada PlayStation oynuyor. Genelde futbol oynuyor. O yüzden hem en çok onun kullandığı oda hem de işte biri geldiğinde yatabileceği, açılabilir, yatak olabilen bir koltuk yaptırdık buraya. O yüzden tam ihtiyaca yönelik yine. Burada da yine bir televizyon ünitemiz var. Sehpamız. Bu Pufu 51 Dijital'in salonundan ben çaldık. Ben benzettim bir şey diyecektim. Evet, bunu ajanstan aldık gerçekten. Çünkü daha masa yoktu. Biz de gerçekten bu odada yaşıyorduk. O Pufu bizi çok kurtardı. Onun üzerine yemek yedik, onun üzerinde oturduk falan. O yüzden çok iyi, iyi ki çalmışız diyorum. Ha bak size şey anlatayım, tabloyu. İşte ev aldığım her şeyde bir baltı inanç devreye girdiği için bu tabloda da şöyle bir hikayemiz var. Dedim ki tamam sanat eseri almayayım. Çünkü aldığım sanat eserleri hem pahalı olacak hem de muhtemelen çok laf yiyeceğim. Gayet bunu Mudo'dan aldım, Akmerkez'den. Aldım her şey çok güzel, eve geldim astım. Dedim ki herhalde beğenir bu sefer insanlar. Paylaştım. Bu sefer de şöyle yorumlar gelmeye başladı. Sen çok yanlış bir şey yaptın. Evin içinde hiç boş kalmayacak.
çok fazla insan figürü, çok fazla insan misafir demek, niye böyle bir şey, inanılmaz yorumlar geldi. Yani çok fazla insan gelecekmiş evime ki bu beni mutlu eder, yani bununla ilgili problemim yok. O yüzden bu inanca kapılmadım. Bunu buraya böyle baş köşeye astım. Bu odanın bütünüyle güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum. Burası bu kadar. Gerçekten oyun oynamak isteyen, sessizce dizi izlemek isteyen buraya gelebilir özetle. Bu odanın turu da bu şekilde. Bu katı bitirdik. Artık yukarıya doğru çıkabiliriz. İşte şimdi geldik o az önce anlattığım yön değiştiren merdivene. Burada olması bizim için daha güzel oldu bence. Hemen dış kapının yanında çünkü giriş çıkışlar, bakın bunu bile düşünüyorum. Çok daha rahat. Mesela sabah kapı çalıyor ya, direkt koşuyorum buradan, üst kattan kapıyı açıyorum, geri çıkıyorum yerime. Yani bunlar da aslında bence küçük tatlı detaylar. Onun dışında merdiven bizi en zorlayan şeylerden bir tanesiydi bu evde. İşte Mehmet Bey de, ben de, Uğur da, diğer cam ustaları da, herkes çok zorlandı. Çünkü ben bilmiyordum, bu basamaklar bile aslında bir ölçüye göre ayarlanıyor. Bundan haberim yoktu. İşte o yüzden de bazı basamaklarda kısaltmalar yaptık. Bazılarının oranı daha farklı. Bunları fark edersiniz muhtemelen. Ama yine de bence çok güzel, çok tatlı, kullanışlı oldu. Bizim burada yaptığımız bir diğer şey de, hemen basıyorum tuşa, yine bu LED aydınlatmalar. Yine akşam bunlar yanıyor sadece. Ve eve kattı atmosfer kesinlikle çok güzel. Tekrar kapatacağım. Onun dışında tam tepemde, üstümde galeri boşluğumuz var. Oraya uygun bir avize seçtik. Onun hemen yanına daha derinlik katması için bir ayna yaptırdık. Çıkınca anlatacağım. Onun dışında tam karşımda bir ayna var ki onun amacı bir ayna olması değil aslında. Oradaki işte elektrik panosudur, doğalgaz panosudur, o tarz şeyleri gizlemek. Hemen açıp göstereyim size. İncecik, dolap görünümlü ama dolap olmayan şöyle bir yer. Aynı zamanda diyafon da burada ama zaten buradan biri geldiği zaman ben camdan görebiliyorum. O yüzden bunu kullanmamıza gerek kalmıyor. Buradaki bu karmaşayı kapatmak da çok güzel oldu dediğim gibi. Ve aynadan da zarar gelmez biliyorsunuz. Şimdi üst kata çıkabiliriz beraber. Şimdi o bahsettiğim alana geldik aslında. Hemen burada durup anlatayım size. Kocaman bir aynamız var arkamızda. Bunu yaptırırken de çok soru aldım. Hem tehlikeli olduğu çok söylendi ki doğru ama ona göre monte ettirdik. Arkalarında hem suntalar var hem de iki parçaya bölünüp getirildi mesela. Her görende çok beğendi. Umarım siz de aynısını düşünürsünüz. Eve kesinlikle bir derinlik kattı. Özellikle bu kata. Burayı da bize Mehmet Bey sürpriz olarak yaptı. Biz de istedik ki duvar heykelleri var böyle. Sanki duvarın içinden çıkıyormuş gibi. Ama bulamadık tam olarak istediğimiz şeyi. Geçici olarak bu koca vazoyu koydum. Bu vazonun da içinde olması gereken böyle kocaman dallı bir bitki var. Ama şey canlı değil. Onu da yanlış aldığım için bu videoya yetişmedi ama ben onu yapınca size gösteririm. Kocaman dallı bir, aslında bir aksesuar olacak burada. Türencim bir ışığı açabilir miyiz? Burada da bir LED aydınlatmamız var, merdivenle bağlı. Bir de hemen bahsettiğim bu galeri boşluğundaki avizeye bakalım. Türencim sendeyiz. Burada da yine LED'lerden oluşan sarkıt bir avizemiz var. Hepsini açıklama kutusuna yazacağım. Gerçekten ışıklandırma evde o kadar önemliymiş ki mesela ben bunu bu evi yaparken fark ettim. Gel bakayım. Kucağıma alacağım bir dakika. Evet. Pire ile beraber anlatacağız size şimdi burayı. Öncelikle gördüğünüz zaman neredeyiz biz diyebilirsiniz. Burası upuzun bir hol, antre. Aslında aşağıda da anlattığım gibi normalde burada bir banyo, bir de çocuk odası vardı. Bütün banyo ve çocuk odası dedikleri yeri kaldırdık. Komple baştan sona giyinme alanı yaptık. Gizli dolaplar var. Arkada benim Narnia dediğim dolabım var. Orası da bir saklama alanı aynı zamanda ama bildiğiniz başka bir dolap gibi içine girip yürüyebilecek kadar geniş bir alan. Önce buradan başlayalım istiyorum. Bu taraf benim makyaj alanım. Ayakkabı ve çantalarımı dizdiğim alan. Bu tarafta kıyafetlerim var. Çekmeceler, takılar, parfümler. Çeşit çeşit her şey bu alanda şu an mevcut. Aa, en önemlisi. Belki görmüşsünüzdür çoktan çünkü bu haberlere düşen bir şey. Tüm bir ara sadece bu konuşuluyordu. Kedilere yaptığım bu oda, onların tuvalet odası diyelim oraya biz. Burayı da detaylıca göstereceğim size Instagram'da görmeyenler için. Balkonum eviniz varsa çünkü muhteşem bir çözüm olacak eminim ki.
Şimdi bu gördüğünüz upuzun dolabın detaylarını konuşmaya başlayalım. Gelmedin sen de, ne yapayım? Geldim. Kendime hazırladığım küçük köşeler var. Önce pireyi bir rahat bırakalım. Bunları anlatmakla başlayayım istiyorum. İki tarafta da var bu. Komple o dolap görüntüsü olmasın diye Mehmet Bey'den şunu istedim. Bazen iki raf koyalım, bazen birer raf koyalım. Bakın burada kendi fotoğraflarım var. Burada yine çok fazla alay edilen bu şişman kadın heykelim var. İşte takipçilerimde çok batıl inançlar var. Ve onlar bana her bir şey yazdığında benim ödüm kopuyor. Eve bunu ilk aldığımda Damla çabuk onu yok et. Yoksa evdeki herkes şişmanlar dedi biri. Ben de sonra bununla hani bunu story'imde paylaştım ve güldüm. Ama sonrasında daha fazla DM gelmeye başladı. Bu bir gerçek. Evinde şişman kadın objesi bulundurmaman gerekiyor. Bu evdekilerin de kilosunu etkiler gibi bir sürü mesaj gelince... Yani yine de çok beğendiğim için kaldırmadım. İnşallah bunu yaşamam arkadaşlar. Yani evdeki herkes şişmanlayacak, ben de şişmanlayacağım. Bunu tabii ki istemem ama kaldırmayı da düşünmüyorum. Çünkü yakıştı. Benim fotoğraflarım, burada bir heykelimiz, burada vazolar, küçük süs objeleri falan var. Burayı böyle bıraktım diyorum. Yani gözümüzü de çok yormasın istedim full dolap görüntüsü. Hemen onun yanında takılarımı ve parfümlerimi dizdiğim bir alan var. Çok sade, çok basit. Özellikle bu standı kullandım ki dağınık dağınık durmasın. Takılar için de bunu almıştım. Bu da Zara Home'dan bu arada. Bu da H&M Home'dan. Bunların hepsinin Instagram'da küçük böyle reel'ları var. O yüzden görmemiş olanlar için bazılarının markasını burada söyleyeyim. Çekmeceleri göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum ama işte iç çamaşırları, spor takımlar, günlük ev kıyafetleri diye gidiyor. Burası gördüğünüz gibi bir çatı eğiminde. O yüzden mama saati bir saniye. Çatı eğiminde olduğu için dolaplarının bazılarının üst kısımları tabii ki böyle eğimden dolayı çok kullanışlı olmuyor. Ama her yeri değerlendirdim. Size şu bahsettiğim gizli dolabımın bir tane kapısı burada, diğeri de burada. Bence bundan biraz göstereyim size. Size hemen buradan selam vermek istiyorum. Tamamen bir insanın girebileceği ve yürüyebileceği kadar mesafem var burada. Tüm yazlıklarım, ayakkabılarım, uğurun eşyaları, evin ıvır zıvırları her şey burada depolanmış durumda. Çok rahat bir şeyler alabiliyorum. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bu gördüğünüz dolabın uzunluğu boyunca sona kadar gidiyor. Dediğim gibi raflarda ayakkabılar, kutular, çantalar, yazlık ürünler var. Yine buradan geçip çıkıyorum. Burayı şöyle bir düzenliyorum ve kapağını kapatıyorum. Aslında gün içinde en çok zaman geçirdiğim yere getirdim size. Çoğu story'imi, işbirliğimi çektiğim, hazırlandığım kısım. Yani güne burada başlıyorum diyebiliriz. Bazen ben bu masayı taşıyorum içeriye. Tamamen ışığa bağlı. Çok güneşli günlerde mesela ihtiyacım olmuyor ama hava çok karanlıksa mesela küçük bir masada olduğu için bunu alıp mesela içeriye götürüyorum. Onun dışında günlük kıyafetlerim hemen arkanızdaki dolaptaydı. Çantalarım, ayakkabılarım da burada. Bunları da böyle mağaza gibi düşünün. Kış sezonunu yerleştiriyorum. Yaz geldiğinde kışları içeriye taşıyıp yazları buraya koyuyorum. Yani koyacağım. Daha bu biliyorsunuz ilk senem bu evde ama böyle yapmayı planlıyorum burayı. Yine evde çok kalabalık yapmasın, çok da büyük durmasın diye ufak bir makyaj masası tercih edildi. Ki benim için çok yeterli. Çünkü burada benim tamamen günlük makyaj malzemelerim var. Arkamdaki çekmecelerde ise her zaman kullanmadım ama ihtiyacım olduğunda alabileceğim ürünlerim var. Ki orayı göstermek istiyorum size. Çok düzenli. Mesela ikinci çekmeceyi tamamen gözlüklerime ayırdım. Hemen alt katında mesela daha hiç açılmamış cilt bakım ürünlerim var. Bunları da kategori olarak ayırdım. Gördüğünüz üç çekmecede cilt bakım ürünlerime ayrılmış şekilde. En üst çekmecede ise takılar var. Yine bu organizerlerde online sipariş ettiğim ürünler arasında. Bunlar günlük kullandığım takılar değil. Sonra hemen yanındaki çekmecelere geçelim. Burası cilt bakım tarafıydı. Burası da makyaj ürünlerimi dizdiğim yer. İşte bunların hepsi sıfır. Daha hiç kullanılmamış ürünler. Bazılarını işte yurt dışından getirdim. Bazıları kampanyadaydı aldım. Mesela bu. İndirimdeydi aldım. Çünkü çok sevdiğim bir ürün. İşte Burak'tan istediğim ürünlerden bir tanesi burada. Bu kısmı böyle kullandım diyebiliriz. Bu raflara gelecek olursak. Yine aslında biraz daha
renklerine göre ayırdım diyelim. Tabii ki kullanma amacıma göre değişiyor. Şu gördüğünüz iki raf daha böyle gece kombinleri için ayırdığım kısım. Bir tık daha belki taşlar, tuşlar, abiye kıyafetler için olabilir. Burada çizmelerim ve botlarım var. Şu ayakkabılar müthiş alay konusu oldu ve olmaya devam ediyor. Ama ben de giymeye devam edeceğim. Çok çok seviyorum. Bunlarla ilgili hep Instagram'da işte içeriklerim var. Bilmiyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Özellikle benim ürünlerimi nasıl sakladığımdan bahsedeceğim. Çünkü böyle çok fazla aslında alışveriş yapan biri değilim ama eşyalarına iyi bakan biriyim. O yüzden mesela her ayakkabımın içerisinde hala bu ne denir bunlara? Bu kağıtları sakladığımı görebilirsiniz. Ayakkabının formu bozulmasın diye hepsinde var bu. Yani yeni aldığımda da var. Giyip çıkarttım ama hemen mesela bu kağıtları koydum içerisine. Ya da örnek veriyorum. Bunun içine kesin çorap var bu arada arkadaşlar. Yine form, evet, formu bozulmasına çorap koymuşum mesela. Bu çok sık yaptığım bir şey. Aynı şekilde size yine birkaç bir şey göstereceğim. Bu gördüğünüz yamuk alan bile benim yazlık çantalarımı koyduğum bir dolaba çevrildi gördüğünüz gibi. En azından orada çok daha rahat saklayabiliyorum. Ya da burada berelerimin ve atkılarımın olduğu bir alan var. Her köşede bunlardan göreceksiniz. Sadece bunlar açılmıyor. Bunlar da açılsaydı zaten bence harika olurdu. Mesela burada da takılarımın kutuları var. Şu kısmı çok seviyorum. Aslında bunlar burada durmuyor. Ben mesela bir önceki akşamdan eğer üşenmezsem ertesi günün kombinini yapıyorum diyelim. O zaman gelip direkt bunu asıyorum buraya. Yarın giyeceklerim burada duruyor. Bunu Mehmet Bey söyledi bana. İyi ki de yapmışız. Gerçekten benim için de güzel kurtarıcı bir alan oldu orası. Masanın üzerinde de yine çok sade bıraktım. İki tane tripodum oluyor normalde. Biri ışık için, biri telefon için ama şimdilik kaldırdım. Küçük bir aynam, fırça organizerlerim. Bu da normalde bir ekmeklik, kızarmış ekmeklik. Burada ne işe yarıyor? Ben bunu far paletlik yaptım. Hemen göstereyim. Mesela far paletimi böyle koyuyorum. Nasıl? Mantıklıymış. Ama H&M Home'dan bulabilirsiniz yani ekmek dizmek isterseniz. Kedilerimin alanına geleceğiz şimdi. 3 tane otomatik mama kapları var burada. Her saatine göre çalışan. Ki yine kedi sahipleri bana çok soruyor memnun musun diye. Aşırı memnunum. Ölçülü bir şekilde yiyorlar. Kapışıyorlar. Bazen pire zaman tutturamayıp erken geliyor buraya. Ama yine de çok çok güzel oldu. Şimdi asıl en sevilen, en merak edilen birçok kişinin de gerçekten ilham aldığı şu balkon alanını göstereceğim. Hazır içeride bakın konuk oyuncumuz da var Ruhi. Evin bir diğer küçük balkonuydu aslında burası. Biz de kedi kumunu, bu annemin fikriydi. Annem söylemezsem çok kızar. Annem bize en başından beri diyordu ki kedileriniz için balkona bir şey yaptırırsanız hem bu kum problemini, koku problemini çözersiniz hem de onlar için daha temiz, düzenli bir yer olur dedi. Onu dinledik. Burada bir ustamız var. O bize bu pimapenlerden, hatta şöyle göstereyim. Pimapeni çatıdan aşağıya indirerek böyle küçük bir kabin yaptı. Bu gördüğünüz de içerideki otomatik kedi tuvaleti. O da evde 4 kedi için çok çok ideal, çok kullanışlı oldu. Ben normalde 4 kediden dolayı düşünün. Günde belki minimum 3 defa gelip kumlarını temizliyordum. Şu anda benim yerimi o makine temizliyor. Ben sadece içindeki çöp kutusunu alıp boşaltıyorum o kadar. Neden giriş çıkış plastiği yok? Normalde böyle şey olmuyor mu? Evet, onu da anlatalım hemen. Normalde bunun böyle sallanan bir kapısı vardı. Bar kapıları gibi düşünün. Fakat şu gördüğünüz arkadaş Ruhi onu açmayı beceremedi arkadaşlar. Yani İdo ve Dobi ona çarparak çıkıyor içinden. Pire yavaş yavaş çıkıyor ama Ruhi o burada varken ne girebiliyor ne çıkabiliyor. Ve bunu belki 15 defa falan denedik. Başaramadım. Biz de o yüzden bunu söktük. Bir kedi yüzünden yani. Bazen buradan bir soğuk hava geliyor, yalan yok. Ama yani yeter ki girip çıkabilsin. Yoksa diğer türlü başka bir yerde göreceğiz tuvaletini. Perdelerimiz, avizemiz yine buradaki. Onlardan da çok hızlı bahsedeyim. Bu avizeyle yatak odasındaki avize aynı firmaya ait, yine Şişhane'den. Perdelerimiz de yine bu semtteki bir perdeciden yaptırdık. Çok da memnun kaldık, çok hızlı yaptı. Bunları da yazacağım aşağıya. Ve evin tonlarına çok güzel uyduğunu düşünüyorum. Buraları gösterdim. Hepsi kıyafet dolaplarıydı. Burası ise bence çok çok mantıklı oldu. Bir çamaşır dolabı. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, kirli sepeti, tüm deterjanlar. Marketimiz burası. Market diyeceğim buraya. Burası evet. O marketlerde gördüğünüz deterjan reyonu. Tam da böyle kedilerin yanına kendimi bırakayım.
Şimdi sırada yatak odası var. Burayı belki storylerimden görmüşsünüzdür. Çünkü yine çekimlerimi falan burada yaptığım oluyor. Çok güzel ışık aldığı için. Beraber anlatalım istiyorum. Çünkü senin de en çok zaman geçirdiğin yer ve senin. Bu arada şu an görmüyorsunuz ama İdo ve Dobby de burada bir yerlerde. Onlar genelde ya yorganın içinde yatıyorlar ya da şuradaki kedi evlerinde yatıyorlar. Bu odada da en sevdiğim kısımlardan bir tanesi herkesin rahatına uygun arkadaşlar. Kedilerin de, benim de, çekim olduğu zaman arkadaşlarımızın da herkes çok rahat edebiliyor bu odada. Hemen anlatmaya da başlayacağım. Aslında bu odanın içerisinde bir tane ebeveyn banyosu var. Yine bu dolapların devamlılığını sağlamak adına birazdan göreceksiniz. Daha kısa formda yine giyinme dolapları var. Uğur'un eşyaları burada duruyor çoğunlukla. Bir balkonumuz var. Henüz bu balkonu çok değerlendirmiyoruz. Yani alt kattaki gibi değil. Ama bence yaza doğru orayı da mutlaka kullanırız. Bir köşe yaptık mesela Berger ve Sehpa'dan oluşan. İşte yatak zaten bence çok üzerine konuşmaya gerek yok. Yatak. Yatak başındaki bu çekmeceler panele bağlı bir şekilde hazırlandı. Özellikle bu kadar kalın yaptık bu arada. Şu an belki fark etmiyorsunuz ama eni kalın. Çünkü üzerine kitaplarımı koymak istedim. Alt katta da söylediğim gibi, evin çeşitli yerlerinde de var dediğim gibi. Genelde böyle liseden kalma, hep okuduğum ve benim için çok anlam ifade eden o başucu kitabı derler ya, onların hepsini ben yatağımın üzerinde tutuyorum. Onların hepsi okunan kitaplar ama mesela orada durmaları hoşuma gidiyor. Mesela şu an İdris'in İdo yorganın içine girmeye çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben onlara yatak yaptırdım ama yine de üşüdükleri için böyle battaniyelerin yataklarının altında yatıyorlar genelde. Bunlar gibi değil. Odanın bu köşesine böyle güzel bir berjer koyduk. Normal berjerlere göre tabii daha ufak, farkındasanızdır. Küçük boy, medium boy bir berjer. Hemen yanında bir sehpa var. Bunu size çok güneşli bir havada göstermek istiyorum. Çok güneşe de gerek yok. Güneşli bir anda göstermek istiyorum. Sabah buna ışık vurduğunda tüm odanın içerisini böyle ışıl ışıl yapıyor. Tam disco topu etkisi. Bu da Pinterest'ten gördüğüm bir şey. Aynı zamanda TikTok'ta böyle Pinterest vari hesaplar var, ev dekorasyonu paylaşan. Onlarda görmüştüm, o yüzden bir disco topu sipariş etmiştim. Şu altındaki sehpanın gelmesini bekliyordum bunu paylaşmak için. İşte yeni yeni geldi, o yüzden bu detayları da paylaşırım sizle. Hemen bu sol tarafta gördüğünüz dolap, evet dediğim gibi daha kısa ama hacmi iyi, bayağı geniş içleri. Size şu kedi yatağını da göstermek istiyorum çünkü bence evdeki en tatlı dokunuşlardan bir tanesi o. Bu alanı aslında bizim Mehmet Bey, mimarımız önerdi. Normalde hani eşya saklamak ister misiniz, böyle bir dolap yapalım dedi. Sonra biz dedik ki onlar, çünkü kedilerin çok sevdiğini biliyorum böyle peluş yatakları, bu alanı onlara ayıralım, hem de benim başucumda kalsınlar istedim. Burada bir uyuyan bir kedi var şu an, getireceğim onu. O yalnız uyumayı çok seviyor, kendisi Dobby. Biliyorsunuzdur muhtemelen ama Dobby tek başına uyumayı sevdiği için o kutuyu da içine koyuyorum. Diğer kediler genelde etrafında, yanlarında yatıyor. Dobby, gözüküyor mu Dobby? Hiç inmedin bugün aşağı. Geri yerine bırakacağım. Buradaki minder de tamamen bu alanın ölçüsüne göre yapıldı. Peluş böyle kedilerin mıncıklayabileceği oranda dolgusu var. O yüzden çok çok seviyoruz. Yani onlar adına konuştum ama onlar da çok seviyor. Bu banyonun alttaki banyodan farkı hem renkleri hem de sadece bana ait olması. Öncelikle buraya bir sürgülü kapı yaptırdık. Hani daha yerden de kazanalım diye. Bu arada şimdi bana ait dedim, yanlış anlayacaksınız. Uğur abi kullanamıyor mu falan diyeceksiniz. Kullanabiliyor ama kullanmamasını istiyoruz. Daha çok benim cilt bakım ürünlerim var. Şaka bir yana yani. Hani ben burada günlük bakım yapıyorum. Saç bakım ürünlerim var. Her gün kullandığım ürünlerin hepsi burada aslında. O yüzden de buraya ben kendim kişisel banyom diyorum. Burayı da yine Decoverse ekibi yaptı. Onlardan istediğim şey tam olarak meşe ve traverten uyumuydu. O yüzden burayı böyle renklendirip ben yine siyah objelerle de süsledim. Yani hasır siyah sepet, taraklığım siyah aynı şekilde, ışıklar, avizeler siyah, yani tepsi siyah, sabunluk siyah, her şey siyah ve yine tabii ki siyah klozet ve musluklar bulunuyor. Burada da geçen günlerde aldığım bir tablo mu diyelim ona, kanvas deniyor galiba, sen bilirsin. Tablo değil, kanvas üzeri yağlı boya. Kimse bilmiyor şu an arkadaşlar, herkes atıyor bir şeyler. Bunu ve buna benzer bir tane daha var. Online sipariş ettim, geldi, sonra baktım evde asacak bir yer
yani yok demeyelim ama istediğim yer orası değildi. Sonra böyle gözünü kapatmış, utanç temalı bir şey ya. Bunu tam klozetin üstüne koydum o yüzden. Yani sadece hani misafirler falan belki görmüyor ama ben video çekerken arkamda gözüküyor. O yüzden bence tatlı da bir görüntüsü var orada. Gerçekten burayı çok seviyorum. İlk eve taşındığımız zaman da yani en çok vakit geçirdiğim yer banyoydu. Tüm işte makyajımı, hazırlıklarımı hep burada yaptım. Bana enerji de çok geçiyor. Bir de size şimdi artık zamanı geldi çünkü bu evin akşam nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Hazırsanız gelsin. Ve arkadaşlar ev turu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tam 9 saattir bu evi çekiyoruz. Kapanışı da özellikle balkonda yapmak istedim. Çünkü buraya tam olarak bu köşeyi istiyordum ve bunu özel olarak yaptırdık. Çünkü balkonda çok büyük değil gördüğünüz gibi ama hani 2-3 arkadaşın çok rahat sığabileceği şekilde. Bu yakıt şömineyi de aslında hani böyle bir hayalim yoktu ama bu evi ilk gördüğümde de burada bunun olması gerekiyor diye düşündüm. Rüzgardan şu an biraz tedirgin olduğumu görüyorsunuz ama bakmayın buna, normalde çok güzel bir şey kattı. Yani şu an bile çok güzel bir sıcaklık kattı. Yaktığımızdan beri zaten içerideki ekip arkadaşlarım da bayıldı. Herkes şu an burada oturmak istiyor. O derece güzel de böyle bir ısı yayıyor. Yorumlarınız gerçekten çok önemli çünkü eğer beğenirseniz, severseniz hem çekim şeklimizi hem böyle ev vloglarını, ev turlarını sizin yorumlarınıza göre aklımızda çok güzel planlar da var. Buradaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Saatlerdir uğraşıyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Orada onu çeksene. Süleyman, onları da çeksene. So I keep one high on my thigh. Pirem, pirem, pirem sultan. You can try to spin me round, but you won't get out alive. 'Cause I'm slow dancing with the devil tonight. 'Cause I'm slow dancing with the devil tonight. Slow. Önemli olan ne biliyor musun? Şimdi bunu nasıl söndüreceğiz? Ha. Kapağı kapanınca sönüyor. Evet, evet. Ama sönmemeli şu an. Çünkü o zaman evet. Hava uçuyormuş.